bir. Antalya'da mahsur kalan ve daha sonra Tekirdağ'a gelen Ukrayna İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın 30 sporcusu, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sportif çalışmalarını ve antrenmanlarını sürdürüyor. Tekirdağ İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Muratlı Atatürk Stadyumu'nda antrenmanlarını sürdüren sporcuları ziyaret ederek, milli takım antrenörü Alexander Verişaka'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı fizyoterapisti Dr. Sergey Sokol, kendilerini misafir ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti. Чувствуется поддержка Турции к Украине. Мы им за это очень благодарны. İlk önce ülkenizde bizi çok güzel, dostane kabul ettiğiniz için ve bize bu süreçte de çalışma imkanı verdiğiniz için sporcularımıza diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi ayrıca bu şehirde, Muratlı'da gerek gençlik ve spor çalışanlarıyla, hocalarınızla, gerek esnaf ve Muratlı insanı çok dostane karşıladı. Teveccühlerinden dolayı onlara canı gönülden teşekkür ediyoruz diyor. Bu süreçte bir an önce de bu savaşın bitmesini diliyoruz. Çünkü ailelerimizle ilgili de endişe içindeyiz. Bu süreçte burada çalışma tempomuzla bizler Brezilya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Tekrardan iki ülke arasında olan bu dostane ilişki için ve bizleri burada kabul ettiğiniz için, her türlü maddi ve manevi bize sahip çıktığınız için sizlere canı gönülden teşekkür. В эти трудные времена мы никогда не забудем. Мы вам очень благодарны и любим вас. Спасибо. И слава Украине. Şimdi bu takım iki tane olimpiyata katıldı ve bu üçüncü olimpiyata hazırlık yapıyorlar. Ama ben burada özellikle devlet başkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz özellikle Ukrayna vatandaşları ve milleti olarak bu İyiliğinizi asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu da söylemek istiyorum. Ukrayna İşitme Engelli Futbol Milli Takımı antrenörü Alexander Verişaka ise Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti. Turnuva için geldiğimiz Antalya'da bir gün sonrası iki kardeş ülke, akraba halkları olan Rusya ile savaş patladı. Tabii bu büyük bir endişe içinde o süreçten bugüne kadar biz bunu izliyoruz. İnsanlar ölüyor, biz üzülüyoruz. Ailelerimiz Ukrayna'da, onlar için endişe ediyoruz. Ama bu bir kaza gibidir. Biz bunu böyle görüyoruz. İki kardeş millet, Rusya ve Ukrayna arasında bir kaza oluştu ve devletler savaşa kalkıştı. İşte milyonlarca insan çıktı. Aileleri bir kısmı Ukrayna'da, bir kısmı terk etmek zorunda kaldı. Bir an önce bitmesini diliyoruz. Bu arada bize kardeş millet, Türk milleti, Türk devleti bize sahip çıktığı için, bizi ağırladığı için, burada her türlü imkanı bize verdiği için gerek Muratlı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne orada konakladığımız için,